Kentin özgür ve tarafsız sesi Bursa Muhalif ekranlarından merhabalar. Açık Konuşalım programıyla yeniden karşınızdayız efendim. Haftanın ilk günündeyiz. Bugün günlerden 2 Ekim Pazartesi. Yeni bir seçim sezonuna doğru girdiğimizi söyleyebiliriz. YSK kararına göre 31 Mart 2024'te yerel seçimler yapılacak. YSK'nın bu kararı geçtiğimiz günlerde de resmi gazetede de yayımlanmıştı. Evet, bu kapsamda Bursa'da da siyasetin nabzı tabii ki de Bursa Muhalif ekranlarında atacak. Her gün birbirinden değerli siyasetçileri Bursa Muhalif stüdyolarında ağırlamaya devam edeceğiz efendim. Evet, yeni sezonda Açık Konuşalım programının ilk konuğu tabii ki de Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mustafa Bozbey olacak. Kendisiyle Bursa başta olmak üzere birçok konuyu efendim açık açık konuşacağız diyorum. Evet. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, hoş gördük. Ben haftanın ilk gününde bizi izleyen, bizi takip eden tüm güzel insanlara selam ve sevgilerimi iletiyorum. Sağlıklı, huzurlu yarınlar diliyorum herkese. Evet, güzel bir gün, güzel bir hafta, bereketli bir sezon olsun. Şimdi Sayın Bozbey, Bursa'yı ve Bursa'nın acil çözüme kavuşturulması gereken konuları bugün açık açık konuşacağız ama şimdi biliyorsunuz ilk olarak ben kongre sürecinden bahsetmek istiyorum. Evet. Kongre gerçekleşti. Kongre sonrasında çalışmalarınız daha da yoğunlaştı. Gerek saha içinde yurttaşlarla bir araya geliyorsunuz. Zaten siz her seferinde onların sıkıntılarını dinleyen bir adaydınız. Peki bu süreçte yurttaşlarla olan diyaloglarınız nasıl? Son gelişmeleri bize aktarır mısınız? Şimdi ben tabii bugün değil, 2019'daki seçimin ardından 2 hafta sonra zaten gelecekle ilgili, yani 2024 ile ilgili çalışmalarımıza başlamıştık. Aynı zamanda da hem teşekkür ediyorduk hem de biz bir dahaki döneme de varız diye mesaj iletiyordum vatandaşlarımıza. Birçok ilçemizi, yani 17 ilçemizi sürekli gezen, mahallelerimizi ziyaret eden ve oralarda insanların sorunlarını dinleyen biri olarak bugünlere geldik. Yani bir pandemi tabii boşluk oldu bizim için. Pandemide ulaşamadık ama pandemi sonrası yine devam ettik. Tabii ki ilçe kongreleri, önce tabii mahalle delegeleri, ardından ilçe kongreleri ve ardından il kongresiyle birlikte parti için seçim maratonu da tamamlanmış oldu. Birlik beraberlik içerisinde şimdi artık bundan sonra hedef önce yerel seçimleri kazanmak, ardından olacak olan genel seçimlerde Bursa'da önemli başarıya imza atmak. Hedefimiz bu. Onun için yola çıktık. İl başkanımızla, milletvekillerimizle birlikte beraberlik içerisinde vatandaşlarımızın sorunu olan yerlerde onların sorunlarını dinlemek, çözüm önerilerimizi iletmek ve gelecekle ilgili de onlara biraz güvence vermek. Arasıyla onların yanındayız, sahadayız, evet. Alanlardayız, sokaktayız. Esnafla konuşuyoruz, işçiyle konuşuyoruz, memurla konuşuyoruz, emekliyle konuşuyoruz. Gerçekten toplumun tüm kesimlerle konuşuyoruz. İş dünyasından iş insanlarıyla da konuşuyoruz. Yani sadece değil, yani toplumun tüm kesimlerinden insanlarla konuşuyoruz, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Ve bu süreci tabii seçimlere kadar aynı şekilde arttırarak devam ettireceğiz. Çünkü yerel yöneticilerin, siyasilerin tek hedefi vardır. Vatandaşın sorununu çözmektir. Zaten vatandaşın beklentisi de odur. Yani benim sorunumu kim çözer? Kim beni bu kentte huzurlu ve yarına güvenli bakabileceğimi sağlar? Bakabilmemi sağlar. Ortak beklentim kim benim ulaşımla ilgili sorunumu çözer? Kim benim temiz hava, yani ben nefes aldığımda sağlığımı kaybetmeyecek bir havayı, o temiz havayı kim sağlar? Bunun derdinde. Ya da tabii bunun derdinde. Vatandaşımızın derdi bu. Huzurlu, güvenli, sağlıklı bir ortamda, kentsel ihtiyaçların olduğu bir ortamda güzel bir yaşam sürmek. Evet. Zaten insanın biliyorsunuz, yani 100 yıl yaşasanız dahi evrende nokta kadar iziniz yok. Kesinlikle. Onun için insanlar hakikaten bu yaşam sürecinde en güzeline layıklar, en iyisine layıklar. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam sürmeleri gerekiyor. Bunu sağlamamız gerekiyor. Yani kent yöneticilerinin de aslında sorumluluğu bu.
Görevi de bu. Onun için insanlar bizi seçiyor. Evet, kesinlikle. Aslında çok güzel ifade ettiniz. Türkiye'deki yaşam süreçleri de kısalmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde bunu da CHP Bursa Milletvekili Kayan Pala Sağlık Bakanı'na sormuştu. Türkiye'de yaşam süreleri neden kısalıyor diye. Şimdi siz çok güzel ifade ettiniz. Bursalıların talepleri, beklentileri zaten bu süreçte en yoğun olacak meslek grupları siyasetçiler ve gazeteciler oluyor. Evet. Biz de halkın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda da Bursalıları da biz sorduk. Yeni seçilecek belediye başkanından ne bekliyorlar? Ve sizin hakkınızda Mustafa Bozbey hakkında neler düşünüyorlar? Birazdan onu ekrana vereceğiz. Yönetmenim hazır olduğunu da söyleyecek bize ama ben 2019 yılından başlayarak bugüne kadar gelinen süreçte Bursa'nın ve Ali Nur Aktaş'ın karnesini değerlendirmenizi istiyorum. Bursa 2019'dan beri neler oldu? Bursa'da neler yaşanıyor? Şimdi aslında 2019 ve öncesi de dahil olmak üzere. Bakın, Bursa uzun yıllardır hakikaten kendi kimliğini kaybede kaybede gidiyor. Ve kimliksiz bir şehir konumuna geldi. Yani Bursa'nın bana söyleyin, kimliğini söyleyin. Nedir? Sanayi şehri mi? Tarım şehri mi? Ya da dağı ve ovası var. Bunlarla ilgili bir kent mi? Ya da ne bileyim bir otomobil kenti mi? Ya da turizme yönelik tarihi bir kent mi? Bunun her birinden bir parça var. Ama bu parçaları bir araya getirip bir kent kimliği oluşturamıyoruz, oluşturamamışız. Bursa'yı tanıtamıyoruz. Gerçekten Bursa'nın her şeyi var. Dağı var, ovası var, tarımı var ve inanılmaz güzel tarımsal ürünleri var. Markaları var. Evet, sanayisi de var. Ama kültürel değerlerine baktığınızda hepsinin önüne geçecek zengin bir tarihi ve kültürel birikimi var. Evet. Bunlar nerede? Yani yapılanları görüyoruz. Gelen turistler onları gördüklerinde ya böyle yapılır mı diyor. Yani bir tarihe böyle davranılır mı? Tarihi yapılara bu şekilde bir nevi hakaret edilebilir mi diye şikayet ediyorlar. Yani biz güya yapıyoruz, güya onarıyoruz. Ama her şeyi bilime ve bilimsel verilere, bilimsel tekniğine göre yapmak lazım. Şimdi yapılanların bazılarını biz de biliyoruz, biz de görüyoruz. Ama gerçekten ilgili turistler geldiğinde onların beklentileri çok fazla. Çok farklı. Bugün turizm değerleri olan, tarihi kültürel birikimi olan, bu değerlere sahip olan Bursa'da turist 1.8 gece ancak geceleyebilir. 1.8 gün pardon. 1.8 gün. 2 gün bile burada konaklamıyor. Evet. Neden konaklamıyor? Maalesef. O zaman biz turizmden olan gelirimizi sürekli azaltıyoruz. O anlamda Bursa'nın gerçekten önce kimliğini koymamız lazım. Bursa'yı o kimlikle tanıtmamız gerekiyor. Ve bence uzun yıllardır Bursa kimliksizleşen bir kent olarak gidiyor. İki, devlet yatırımlarından kişi başına aldığı pay Kocaeli'nin altında, Sakarya'nın bile altında. Çok üzücü. Bakın, Kocaeli'nin altında, bildiğim için söylüyorum. Kişi başına devlet yatırımlarından kişi başına aldığı pay. Yani devletin Bursa'da yapmış olduğu devlet yatırımlarının 3 milyon 200 bin kişiye bölün, o paydan bahsediyorum size. Kocaeli'nin altında, birçok şehrin altında. Şu anda 14. sıradayız biz. Üretime baktığımızda, devlete olan katkıya baktığımızda 2. sıradayız. Hani bizim değerimiz? Eğer biz devlete, ki büyük firmaların bazılarının İstanbul'da vergilerini vermelerine rağmen devlete olan katkıda, ekonomiye olan katkıda 2. sırada isek, 4. büyük şehir isek, niye 14. sırada kişi başına devletten pay alıyoruz? Neden hak ettiğimiz değeri alamıyoruz? Neden hak ettiğimiz değeri niye almıyoruz? Bunu siyasiler sorguluyor mu? Milletvekilleri bu konuda ne gibi çalışma yapıyorlar? Ama Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri bu konuda çaba gösteriyorlar. İktidar milletvekillerini
çaba gösteriyor? Ya da belediyeler bu konuda niçin toplumu bilgilendirmiyorlar? Niçin taleplerini yinelemiyorlar? Toplumla bu birlikte bu talepleri iletmiyorlar ilgililere. Evet, yani burada bir adaletsizlik söz konusu. Dördüncü büyük şehiriz. Ekonomide ikinci büyüklüğe sahibiz. Bizim Eskişehir, Kayseri, Konya kadar yerimiz yok. Neden? Hani söyleyin bana, bizim trenimiz nerede? Evet. Nerede Allah aşkına? Hızlı tren dedik, yük trenine Katar'a dönüştü şu anda. Nerede? Sözler sadece 15 sene olmuş. Nerede bu pay? Devlet, bizim hakkımız bu. Bursalı'nın her bir yaşayanın hakkıdır bu. Önce Bursa'ya gelmeliydi. Yok. Ya da diğer yatırımlar. Baktığımız zaman Bursa onun için hem kimliksiz hem de devletten pay konusunda devletin ilgilenmediği bir kent. Ya onlar işte ne yazık kendi kendilerine yeterler. Yetmez, olmaz. Ben eğer burada Bursalı olarak vergimi veriyorsam benim vergimin Bursa'ya dönmesini isterim. Yatırım olarak. Ki bu kentte huzurlu olayım, mutlu olayım, yaşanabilir kent gereksinimlerinden faydalanayım. Yeşil alanlarım olsun, kültür alanlarım olsun, sosyal alanlarım olsun. Maalesef ve Bursa'nın sağlıklı bir yaşam süreyim. Onun için Bursalı siyasiler, Bursa belediye başkanları bugüne kadar, özellikle Büyükşehir Belediye Başkanları bugüne kadar maalesef Bursa ile ilgili bu konuda bir talepleri olmamıştır. Evet, sınıfta kaldı diyebilir miyiz? Sınıfta kaldılar. Evet, şimdi yönetmenim de hazırsa... Tabii birçok sorunu var. Sorunları da çözemediler. Evet. Yani o da başka. Onları da konuşacağız zaten. Acil çözüme kavuşturulması gereken konuları masaya yatıracağız demiştik. Efendim, Bursalılara sorduk. Yeni seçilecek belediye başkanından ne bekliyorlar ve Mustafa Bozbey hakkında ne düşünüyorlar? Gelsin ekrana, hep birlikte izleyelim. Bursa çok kültürel bir şehir, çok eski bir şehir. Yapı gereği tarihi bir şehir, tarihi yaşayan bir şehir. Aynı zamanda da hızlı büyüyen, sanayinin olduğu bir şehir. Ben yeni belediye başkanından kim olursa olsun öncelikle Bursa'daki çarpık kentleşmeyi önlemesini isterim. Trafik sorununu çözmesini isterim. Acemler trafiği, her sabah maruz kalan bir birey olarak söylüyorum bunu. Acemler trafiği bizim için kanayan bir yara, bir Bursa için kanayan bir yara. Bunun çözülmesini istiyorum mutlaka öncelikle. Sonrasında dediğim gibi işte çarpık kentleşmenin önlenmesini istiyorum. Deprem bölgesindeyiz. Bununla ilgili ciddi önlemler alınması taraftarıyım ben ve önlem alındığına da şahit değiliz şu anda gördüğümüz. Öncelikle yeni seçilecek belediye başkanımızdan beklentilerimiz öncelikle hep halkı sürekli ziyaret etmeleri lazım. İhtiyaçları varsa ihtiyaçlarını gidermesi lazım. Ya şöyle söyleyeyim, durumu olmayan çok insanlarımız var. Özellikle onlara destek olmalarını istiyorum, yardımcı olmalarını istiyorum. Ekonomik durumu belli zaten. Bir belediye başkanı ne yapması lazım? Kendi insanını asla ve asla kimseye muhtaç etmemesi lazım. Sahip çıkması lazım. Yardımcı olması lazım. Tabii ki de böyle bir belediye başkanı olursa minnettar duyarız tabii ki de. Yeni seçilecek belediye başkanları Bursa'ya, Bursa halkına faydalı işler yapmasını beklerim. Recep Altabey gibi Bursa'nın ortasından merkezine sıdadı almasın ve Yalova yolunda ortadan bölmesin. Seçilecek belediye başkanından beklentileriniz nelerdir Bursa yerelinde? Yani ben artık hiçbir şey beklemiyorum hiçbirinden. Belediyeden de hiçbir şey beklemiyorum, devletten de hiç kimseden hiçbir şey. Başkanımın önce Bursalı olmasını istiyorum. Yani Bursa'dan belediye başkanı, yerel idare şeklinin Bursalı olmasını istiyorum. Memleketimize hizmet getirmesini istiyoruz. Yani partilerden ziyade hizmet bekliyoruz. Bursa'mızın ulaşım konusunda şu an sıkıntısı çok fazla. Altı parmak tıkalı, işte yeni yol çok tıkalı. Bu ulaşım açısından bir çözüm getirilmesi gerekiyor. Ayrıca toplu taşımalarında indirim, biliyorsunuz 60 yaş üstüne indirim var. Bir 1000 lira veya 50 kuruşluk bir indirim. Bu yani çok yersiz bir indirime tabi tutulsun. Yani desinler ki 60 yaşından sonra %50 veya 65 yaşından sonra %50 indirim. Yani toplu taşımacılıkta yaşlı insanlarımızın
Bundan biraz şey olması lazım, menfaatlenmesi gerekiyor. O konuda bir düzenleme getirilmesini istiyorum. Ayrıca Bursa'mızdaki şu an belediyenin yapmış olduğu çalışmalarda, mesela yersiz çalışmalar biliyorsun, her zamanki gibi kaldırım çalışmaları falan filan. Ondan ziyade gerçekten ihtiyacı olan yerlere, ilçelerimize, merkez ilçelerimize daha yardımların ihtiyaç sahipleri olana ulaşması gerekiyor. Bir de belediyemizin sosyal hizmetler olarak fakir, geçim sıkıntısı çeken insanlar için kendi bünyelerinde bir şey yapmalarını istiyorum. Evet, ben Bozbey'i istiyorum. O bizim Nilüfer'imize gerçekten böyle kurtarılmış bölge yaptı yani. Çok güzel oldu orası. Ben 100. yılda oturuyorum. Çok memnunum. Yani şuradan ileri doğru giderken, yani 100. şeye doğru, Nilüfer'e doğru, oradan içeri girince bile insan başka bir yere geldiğini zannediyor. Demek ki neymiş? Bozbey'i seçmek lazımmış. İnşallah seçilir. Ben de aynısını düşünüyorum. Yani düşüncelerimiz aynı, arkadaşız. Farklı bir şey. Bursa için kimi düşünüyorsun? Bursa için ben de Bozbey'i düşünüyorum. Evet. Tanıyorum. Yani Nilüfer Belediye Başkanı olduğu dönemlerde de tanıyorum. Adaylık sürecinde de tanıyorum. Vakıf yönetiminde olduğu dönemlerden de tanıyorum. Ben kendisini başarılı da buluyorum, Mustafa Bozbey'i. Başarılı bir aday. Yani benim hatta gönlümde oyundan yana yani. Tanıyorum da şöyle söyleyeyim. Tabii ki de yaptıklarını gördük. Doğrudur. Güzel şeyler yaptı. Ama tabii ki de evet, Nilüfer Belediye Başkanı. Bütün belediyelerimizden tabii ki de böyle bir şey bekleriz. Bir örnek olarak hani şimdi Bursa'yı biliyorsunuz. Tarihi ve yeşilliğiyle güzel. Tarihini ve yeşilliğini şöyle söyleyeyim. Yeşilliğine karışmasınlar. Tarihini daha çok değerlendirebilirler. Turizme katabilirler. Yani bizim şehrimiz de sonuçta büyük büyük, büyük bir şehir. Dinledik değerli izleyenler. Özellikle Son Yurttaş'ın söylediği çok önemliydi. Yeşile karışmasınlar dedi. Çünkü eskiden adı yeşiliyle anılan Bursa artık maalesef beton yığınına dönmek üzere. Evet, Sayın Bozbey, nasıl değerlendiriyorsunuz yurttaşların yorumlarını, görüşlerini? Valla yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Zaten bugün bir araştırma yapsak, ilk 5 sorun nedir diye söylesek ya da ilk 3 sorun nedir diye söylesek hemen şunu söylerler: ulaşım, trafik, işte çarpık kentleşme, kentsel dönüşüm, çevre diye gider bu. Yani zaten burada da yurttaşlarımızın da toplamda söyledikleri de bu. Ama çok güzel bir şey söylediler. Bursa tarihi ve yeşil bir kent. Yeşile dokunmasınlar. Şimdi son 20 yılı o kadar çok yeşil alanımız gitti ki, o kadar çok tarım alanımız gitti ki, o kadar çok kültürel varlığımız yok oldu ki, anlatamam. Son 20-25 yılda. Yazıktır. Bursa aslında, biraz önce söyledim, gitgide kimliğini kaybeden kentler arasında bir şehir. Yani kimliksiz bir kent. Evet, biz yıllar önce ne diyorduk Bursa'ya? Herkesin söylediği yeşil Bursa. Yeşil Bursa'da ne akla gelirdi? Ürünleri, tarımsal ürünleri akla gelirdi. Banyoları akla gelirdi, kaplıcaları. Yeşili akla gelirdi. O yıllarda birçok insan başka şehirlerde yaşamasına rağmen emekli olduğunda yeşil Bursa'ya yerleşeceğim derdi. Neden? Havası temizdi. Sağlıklı ortamı vardı. Ama bunların hepsini birer birer kaybede gidiyoruz. Bursalıların yerlisi kaçıyor artık. Yeniden yeşile dönmemiz lazım. Yeniden yeşil Bursa'yı canlandırmamız lazım. Yeniden Bursa'yı imar etmemiz lazım. Bursa'nın tamamını planlayıp ondan sonra parça parça bu dönüşümleri sağlamamız lazım. Bizim anlayışımız bu. Çünkü insanlar bunu bekliyor. Çünkü insanlar oturdukları bölgede yeşil alan istiyor. Çocuk oyun alanı istiyor, hakkı. Sağlık alanı istiyor. Kültürel alan istiyor. Sosyal alanlar istiyor. Spor alanları istiyor. Otopark, aracını koyacak bir otopark istiyor. Ve yolların, trotuarların iyi olmasını, insanların rahatlıkla yürüyebileceği nitelikte olmasını istiyor. Hatta
Bisikleti varsa bisiklet yolu istiyor. Bunları sağlamak kent yöneticilerinin işidir. Bunları yapmak da kent yöneticilerinin işidir. Ama kent yöneticileri bu konuda bilimsel verilere dayanarak insanların ihtiyaçlarını da insanlara sorarak belirleyip ona göre projeler hazırlayıp yaşama geçirmesi lazım. Aksi takdirde ya biz yaptık bu kadar oluyor demek doğru değildir. Evet, bilimsel olmayan yöntemlerle kent inşa edilmez. Kesinlikle. Kesinlikle. Şu anda tamamen bilimsel olmayan, bilime dayanmayan birçok hizmet gibi görünen işlerin yapıldığını görüyoruz. Ve sonrasında bunlar maalesef sadece cebimizden çıkan bir bedel olarak halkımıza yansıyor. Evet. Yani bunların önüne geçmemiz lazım. Fuzuli yatırımlara gerek yok. Vatandaşın, Bursalıların ihtiyaçlarını giderecek projeler lazım. Bu konuyu da bizim deneyimimiz var. Mesleğim de benim inşaat yüksek mühendisi. Bu konuda birikimimiz de var. Ne yaptığımız da zaten ortada. Onun için Bursa'yı dönüştürecek, Bursa'yı geliştirecek, Bursa'yı iyileştirecek, Bursa'yı yeniden yeşiline kavuşturacak bir anlayışa sahibiz. Evet. Yeter ki Bursalılar bize güvensinler, inansınlar ve destek versinler. Evet. Bir diğer konuyla devam etmek istiyorum. Birçok ödüle layık görülen ödüller şöyle dursun. Halkın oylarıyla en iyisi seçilen biliyorsunuz Nilüfer Müzik Festivali geçtiğimiz günlerde iptal edilmişti. Bununla birlikte iktidar yanlısı olmayan, yaşam tarzıyla ya da giydiği kıyafetleriyle sürekli hedef tahtasına oturtulan sanatçılar ve şarkıcılar maalesef Bursa konserleri iptal edildi. Şimdi Bursa'da karanlık bir zihniyetin hükmü mü sürüyor diye biz her defasında araştırıyoruz. Kalın bir perde çekiliyor sanki Bursa'ya. Özellikle Nilüfer Müzik Festivali'nden bahsetmek gerekirse sizinle başlayan bir süreçti ve çok da ödül aldınız. Bırakın sadece Bursalıları, şehir dışından hatta yurt dışından gelen insanlar vardı. Bütün sene boyunca bu festivali bekleyen yurttaşlar vardı ama gelin görün ki Nilüfer Müzik Festivali iptal oldu. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Kesinlikle doğru değil. İptal edilmesi doğru değil. Bakın, eğer biz insanların yaşam alanlarını kısıtlarsak, insanların eğlence alanlarını kısıtlarsak ve insanların müzik ruhun gıdasıdır diyoruz. Ruhu besleyecek alanları da kısıtlarsak, kusura bakmayın, o insanlar başka yollara giderler. Olumsuz yollara giderler. Onun için devlet yetkililerine sesleniyorum. Allah aşkına kendinize gel. Lütfen. Gençlerin de her insanın da bir müzik dinlemeye, eğlenmeye ihtiyacı vardır. Bu alanlarda insanlar zaten devletin emniyeti var, polisi var vesaire sağ olsunlar. Müzik festivali yaptıktan sonra, organizasyonu yaptıktan sonra arkadaşlarımızla görüşüyoruz emniyetten. Diyorlar ki hiçbir sorun çıkmadı. Ya ufak tefek olabilir yani. Evet. Ama o kadar kalabalıkta bir sorun yaşanmaması demek o insanların oraya bir provokasyon için değil, tamamen müzik dinlemek için, eğlenmek için geldiğinin kanıtıdır. Onun için bu alanları yasaklamasınlar. Yasaklamayın lütfen. Ve ne oldu? Yasaklandı. Seneye tekrar yapılacak. Denince yine mi yasaklanacak? Ve ülkenin birçok yerinde yasaklandı. Bunları eğer farklı bir düşünce varsa bunları da kamuoyuyla paylaşılması lazım. Ama oraya gerçekten biraz önce söylediniz. Dünyanın çeşitli kentlerinden gelen insanlar var. Ve uçak biletlerini almışlar, gelmişler ama yasak. Ne olarak tanıtıyoruz biz ülkemizi? Yasakçı yani festivali yasaklayan bir ülke konumuna da düşürüyorlar bizi. Onun için şöyle idarecilerin bu konuda hassas davranması lazım ve bu tür konularda emniyet tedbirlerini alıp o programın yapılmasını sağlamaları lazım. Evet. Doğrusu bu. Ekranda da afişi görüyorsunuz. Melike Şahin'in konseri iptal olmuştu. Şu görüntü bana Taliban yönetimindeki Afganistan hatırlattı. Orada da kadın sanatçıların üzeri örtülüyordu. Sadece bir konser sonrası, ödül töreni sonrası bir açıklama yaptığı için, kadınları ve LGBTİ artıları desteklediği için Bursa yönetimince konseri iptal edildi. Gerçekten son derece yanlış. Bakın,
Kişiler özgürdür. Kendi fikirlerini beyan ettiklerinde saygı duymamız gerekir. O onun fikridir. Hı hı. Onun düşüncesidir. Öyle kabul etmemiz lazım. Eğer aksi takdirde toplumda beraber yaşayamayız. O zaman parça parça bölünürüz. Evet. Parça parça bölündüğümüzde de bizi lime lime yerler bitirirler. Hı hı. Onun için bütünlük içerisinde birbirimizi anlayarak, birbirimizin görüşlerine saygı duyarak olabilir, farklı düşünebiliriz. Hı hı. Zaten dünyada 7 milyar insan varsa 7 milyar farklı düşünce vardır. Herkesin kodu ayrıdır. Hı hı. Benim kodumla sizin kodunuz bir değil ki, ya da aynı düşüncede olmayabiliriz ki. Hatta velev ki aynı siyasi partidesiniz. Aynı siyasi partide dahi bir konuyla ilgili farklı düşünceye, farklı fikre sahip olabilirsiniz. Gayet normal. İnsanız neticede. Evet. O zaman eğer biz aynı düşünüyorsak hepimiz ya da her konuda aynı düşünceyi oluşturuyorsak, aynı davranışı yapıyorsak, o zaman tek insanız demektir. Hı hı. O zaman niye çeşitliyiz ki? Niye rengimiz farklı ya da milliyetimiz farklı vesaire? Hı hı. Böyle bir şey söz konusu değil. Yaradan bizi eğer her kişi ayrı yaratmışsa, herkesin kodu ayrıdır, herkesin düşüncesi ayrıdır. Ama bizi birleştiren insan olmamızdır. Hı hı. İster renk, ister inanç, ister sıfat, ister milliyet, ne olursa olsun. Farklılıklarımızla biz bir bütünüz. Evet. Bu bütünlük çerçevesinde davranmamız lazım ve insanların görüşlerine saygı duymamız gerekir. Zira yerel yönetimlerin ve genel yönetimlerin de amacı bu olmalı. Ötekileştirmek, farklılaştırmak, ayrıştırmak değil, birleştirmek önemliydi. Fakat bugün Bursa'da gelinen nokta gerçekten çok endişe verici. İttifak süreçleriyle devam edelim mi? Gündemin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi daha doğrusu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ardından Deva Partisi lideri de ittifak yapmayacaklarını söylemişti. Bu kapsamda CHP'nin alacağı tavır ne olacak? Bir B planına ihtiyaç var mı ya da ittifaka ihtiyaç var mı? Neler oluyor CHP'de? Tabii genel başkanların söylemlerine saygı duymak lazım. Biraz önce söyledim aslında. Hep biz siyasiyiz. Herkesin fikri var. Herkesin düşüncesi var. Farklı düşünebilirler. Gayet normaldir. Neticede şimdi 4-5 Kasım'da biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı olacak. O kurultay sonucuna göre ben inanıyorum ki yine Türkiye'de bir yerel seçimlere yönelik bir hareket başlayacaktır. Olabilir. Bazı illerde birliktelik olabilir, olmayabilir ya da tüm illerde olmayabilir ya da tüm illerde olabilir. Bunları süreç dahilinde hep beraber yaşayarak göreceğiz. Hı hı. Tabii ki tüm liderler kendi partisini kollamak zorundadırlar. Korumak zorundadırlar. Kendi partisiyle ilgili oy artışlarını sağlamak zorundadırlar. Bunlara saygı duymak gerekiyor. Ama ben inanıyorum ki sonuçta sağduyu hakim olacak. Hı hı. Toplum artık önümüzdeki süreci gerçekten kentlerin bu yıllardır kötü gidişinin önüne geçmek üzere bir birliktelik sağlayacaklardır, bütünlük sağlayacaklardır. Yani toplum birleşecektir bence. Yani kent halkı birleşecektir toplumda. Kent halkı birleşecektir ve ona göre bir yön çizecektir diye düşünüyorum ben. Bugün İstanbul olsun, Ankara olsun, bakın 11 büyük şehir var Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde. Yani birliktelik değil. İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi beraber 2019'da girmiş olduğu seçimde 11 büyük şehri aldılar. Ve son derece başarılı hizmetler var. İnanın bana pandemiye rağmen, bakın pandemiye rağmen inanılmaz güzel hizmetler var. Yani iyi hizmetler var. İnsana dair hizmetler var. Ulaşımından tutun, trafiğine varıncaya kadar, sosyal desteklere varıncaya kadar, tarım. Yani her yönden destekler ve hizmetler Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde, 11 Büyükşehir Belediyesi'nde şu anda mevcut ve devam ediyor. Ve bunlar da örnek olarak gösteriliyor. Şimdi elbette ki önümüzdeki süreçte Bursalılar da bu şekilde değerlendirecektir. Görecektir. Ona göre değerlendirecektir ve özellikle kentlerde yani seçilecek olan başkan ve yönetimi önemlidir. Çünkü bir siyasi parti genel başkanı seçilmeyecek. Bir cumhurbaşkanı da seçilmeyecek. Bir milletvekili de seçilmeyecek. Seçilecek kim? Halkı ihtiyaçlarını giderecek, taleplerini giderecek, onları dinleyecek,
onların sorunlarını çözebilecek niteliğe, kabiliyete, bilgi birikimine sahip olacak kişiyi seçecekler. Onun için yerel seçimler biraz daha genel seçimlerden farklı yol alacak. Ve ben burada Bursalıların da bu şekilde değerlendireceğini, düşüneceğini biliyorum, inanıyorum da. Zaten 2019'da bu anlayışlarını gösterdiler. Evet. Herkese yürekten teşekkür ediyorum ben. Biz hiç kimseyi ötekileştirmeyen bir anlayışa sahibiz. Yani yıllardır ben Nilüfer Belediyesi'nde 20 yıl yöneticilik yaptım. Bakın yöneticilik diyorum, kent yöneticisi diyorum. Bakın, belediye başkanının sıfatını pek kabul etmeyenlerdenim ben. Belediye başkanı değil, biz kent yöneticisiyiz. Her 5 yılda bir halk bizimle sözleşme yaptı Nilüfer'de. 4 dönem sözleşme yaptı, iyi yönet diye. İyi yönettik, bir daha sözleşme yaptı bize her 5 yılda bir. Evet. Şimdi Bursa'da da halk bizimle belki bir dönem sözleşme yapacak. Onların gerçekten iyi hizmet etmişsek bir dönem daha yapacak sözleşmesini. Yani böyle değerlendirmek lazım. Evet. Ama bir belediye başkanı yani seçilirken insanların ihtiyaçlarını ve insanların hem sosyal, kültürel, sportif, aynı zamanda çocuktan tutun yaşlısına kadar o hizmet ağında sosyal belediyeciliği de ortaya koyan bir yönetici seçecekler. Onun için önemli. Bu ve siyaset üstü bir şey. Hiçbir siyaset üstü diyorum ben. Yani elbette ki biz Cumhuriyet Halk Partisi'nden adayız. Neticede bir parti amblemine belki oy verecekler ama neticede Mustafa Bozbey'e oy vermelerini isteyeceğiz. Evet. Yine toparlayacak olursak özellikle acil çözüme kavuşturulması gereken konuları da ben sizden tekrar alacağım ama geçtiğimiz günlerde Meteoroloji Bursa Şubesi'nden Bursa'nın sıcaklık ve yağış verilerini aldık efendim. Özellikle Uludağ'da kar yağışı yıllar geçtikçe azalıyor ve belki 10 sene sonra Uludağ'a hiç kar bile yağmayacak. Akademisyenler, bilim insanları sürekli kış turizmi adı altında Bursa'yı beton bir şehre çevirmeyin diye uyarıyorlar. Ama gelin görün ki bugün Uludağ maalesef alan başkanlığına devrildi. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi de ben almak istiyorum. Alan başkanlığına baştan beri karşı çıkanlardan biriyim. Doğru değil. Orası milli parktır. Milli park statüsünde yine sürdürülmelidir. Alan başkanlığının tamamen hikayesi orada bir bölgeyi imara açıp yapılaşmaya teşvik etmektir. Zaten tabii o dönemde otelci arkadaşlarımızla da görüştüm. Aslında onların talebiyle başlayan bir süreçti. Ama geldiğimiz noktada ben inanıyorum ki oradaki otelci arkadaşlarımızın birçoğu keşke bu alan başkanlığı olmasaydı diye şu andan itibaren seslerini çıkarmaya başladılar. Neden? Çünkü Uludağ'ın yapılaşmaya açılması demek orada endemik bitkiler dahil olmak üzere birçok doğa olayını orada yok edeceğini anlıyorum. Uludağ'dan akan su bile, içtiğimiz su bile kirli olabilir. Bizim için su kaynağı oldu. Gerçi ne kadar su kaynağısı biz faydalanamıyorsak da, yeterince faydalanamıyorsak da ama yine de bizim için su kaynağıdır. Yine Uludağ, Türkiye'nin değil sadece dünyanın özellikle farklı bitki türleri açısından örnek gösterilen bir yeridir. Onlar da gidecek. Onları da yok edecekler. Onun için alan başkanlığının bir an önce durdurulması ve kaldırılması gerekiyor. Yoksa Uludağ'ı kaybediyoruz. İklim değişikliği söz konusu biliyoruz zaten. Şimdi değil ki bu konu yıllardır konuşula durur. Ama kent yöneticileri ya da devlet yöneticileri bir adım dahi atmadılar bu konuda. 2010 yılında İstanbul'da Kalite Kongresi'nde bir sunumda bunu açık açık bir bilim insanı, uluslararası, yurt dışından gelen bir bilim insanı ortaya koydu. Dedi ki 2040'lı yıllarda Türkiye çölleşecek. Bir tek Marmara bölgesinin bir kısmı kalıyor. Yukarıda Karadeniz kalıyor. Ege'nin bile çok az bir kısmı kalıyor. Geri kalanı çölleşecekti. Haritayı koydu önümüze. Eğer böyle giderse, hava kirliliğine böyle teşvik ederseniz, fosil yakıtları böyle devam ederseniz Türkiye'nin geleceği nokta bu. Bunu söyledi. Ne yaptılar?
Hiçbir şey yapmadılar. Halen daha gaz salınımları devam ediyor. Halen de trafikte araçları bekletiyoruz. Egzoz gazları havaya gidiyor. Yeraltı sularımız tehlikeli. Yeraltı sularımız kirleniyor. Bakın Bursa'yı, ülkeyi bekleyen tehlike önümüzdeki süreçte çok daha fazla. Yani bunlarla ilgili kent yöneticileri ne yaptı arkadaşlar? Bir tek Nilüfer yıllarca gazla ilgili, salınımla ilgili, karbon ayak iziyle ilgili çalışma yaptı. Ve burada gittik kaymakamlarımıza özellikle dedik ki kömür dağıtmayın. Gelin kömür yerine para verin, doğalgazını ödeyin insanların. Ama görüyoruz ki şimdi yine kış geliyor, göreceksiniz. Ya Bursa'nın birçok yerinde, çünkü bu pahalılık karşısında devlet de destek vermeyecek, vermiyor da. İnsanlar kömür yakacak. Kömür evet, yaktıkça ne olacak? Çok yurttaş var. Evet, biz havamızı kirleteceğiz. Havamız kirleyince ne olacak? Sağlığımızdan olacak. Allah aşkına bir görün. Ben kışın ayda bir, ben şimdiden daha sizin huzurunuzda söylüyorum. Lütfen her ay başı Sağlık İl Müdürlüğü hava kirliliğinden kaynaklı hastalıklarla ilgili bilgi aktarsın. Kaç kişi hastanelere geldi diye. Hadi buyurun. Bir görelim bakalım. Saklamayın verileri. Evet, İnsanlarla paylaşın. Haberleştirelim, iletelim kendisine. İnsanlarla paylaşın. Çıkarsınlar. Hava kirliliğine kaynaklı boğaz, tabii, özellikle tabii solunum yolu hastalıklarıyla ilgili bir verileri paylaşsın bakalım. Bir görelim. Bursa neredeymiş? Niye kent yöneticileri müdahale etmiyor? Niye bu konuda önleyici tedbirler almıyorlar? Niye vatandaşlara kömür dağıtımı yapıyorlar? Doğalgazını ödeyin. Kömürü dağıtacağınızı doğalgazını ödeyin. O insanın evinde zaten doğalgaz var. Evet. Ödeyin doğalgazını. Hiç olmazsa vatandaş havayı kirletmesin. Bunu yapmak zorundaydı. Kent yöneticilerin işi bunlar. Büyükşehirlerin işi. Büyükşehir belediyelerin işidir bunlar. Evet. İlçe belediyelerin işidir. Adı yeşiliyle anılan Bursa maalesef havası en kirli şehirlerin başında geliyor değerli izleyenler. Geçtiğimiz yıllarda 2022 yılında Nilüfer iklim yılı ilan etmişti. Evet. Nitekim bu kapsamda da ödüller almıştı. Şimdi 31 Mart 2024'te yerel seçimler olacak. Eğer 1 Nisan'da siz Bursa'nın belediye başkanı olarak göreve başlarsanız ilk çözüm getireceğiniz konular ne olacak? İlk önce hemen tüm katılımcıları, ilgilileri davet ederek Bursa'nın planını masaya yatıracağız. Bursa'nın anayasasını oluşturacağız bakın. Tüm Bursa'yı planlayacağız. Yani 17 ilçe dahil olmak üzere neyin ne olacağı, nasıl olacağını oralarda belirleyeceğiz. Bilim insanları da dahil olmak üzere, taraflar da dahil olmak üzere, sanayicisi, esnafı, öğrencisi, genci, çocuğu, kadını, tüm kesimleri, tarımla ilgili odalarımızı, yine akademik odaları, meslek odalarını davet edip, ama öyle biz arka planda işte şehir plancılarına ya şunları şöyle hazırlayın, biz nasıl olsa onlardan aldığımız bilgiler işe yaramayacak anlamında değil. O talepleri planı yapacak olan şehir plancılarına vatandaşımız, Bursalılar böyle istedi, buna göre yapacaksınız diyerek planlama yapmak. Birçok şey söyleniyor ama birilerinin dediği gibi yapılıyor. Olmaz. O plan plan değildir. O Bursa'nın anayasası değildir. Bursa'nın anayasası her kesimin, her kesimin fikrinin olduğu ve orada gördüğü, planda gördüğü de onay verdiği bir anayasal plandan bahsediyorum. Plan anayasasından bahsediyorum. O plan, o planı yapacağız. Ondan sonra kentsel dönüşüm hemen akabinde başlayacak. Çevre projeleri. Özellikle ulaşım ve trafikle ilgili öncülüğümüz var, önceliğimiz var. Bursa kentini görüyoruz işte. En büyük sorun. Akşam Görükler'in artık orada tıkanıyor. Niye? Kentin içine giriyor insanlar. Girmek zorunda. Alternatif yok. Bu alternatifleri oluşturmamız lazım. Nasıl oluşturacağız? Öncelikle demir yoluyla, yani metroyla. Bursa'nın, Bursa'nın güzergahlarını farklılaştırarak.
Bunlarla yapacağız. Bunları yapma zorundayız. Ama bu işin başı ne? Planlama. Hı hı. Bütün planlarda bunları da göstereceğiz. Evet. Yeni ana yolların açılması ile ilgili. Hı hı. Buradan Kestel'den ya da binen biri yeni sanayi bölgesine nasıl gidecek? Eğer araçla giderse yakıtını düşünün, çevreye verdiği zararı düşünün. Hı hı. Ama onu toplu ulaşım araçları dediğimiz metroyla, Bursa'yla gönderirsek oraya hem devlete ekonomisi olur hem de kendisine ekonomisi olur. Bunları düşünmek zorundayız. İnsanlar gelişmiş toplumlarda görüyoruz. Her yere metro ile gidiyor. Demir yoluyla gidiyor, toplu ulaşım araçlarıyla gidiyor. Hı hı. Her yere ulaşabiliyor ama yürümüyor 5 kilometre. Biz ikiye böldük Bursa'yı. Yalova yolunda ikiye böldük. Gelin bakalım toplanın buraya. Gelmez insanlar. Sen yolcunun olduğu yere istasyonu yapacaksın. Evet. Demir yolunu oraya götüreceksin. Yolcu sana gelmeyecek. Hı hı. Sen yolcunun ayağına gideceksin ki yolcu orada birikip orada. Yani merkezlerde, mahallelerin merkezlerinde olması lazım istasyonlar. Hı hı. Bu şekilde insanlar o sistemi kullanır ve aracını kullanmaz. Bugün bu İzmir yoluna çıkalım şimdi sayalım. %60 küsürü araçların, geçen araçların %60 küsürü tek kişi. %12-13'ü iki kişi öyle gidiyor işte. Yani biz bu tek kişi giden, iki kişi giden insanların demir yoluyla kendi ulaşacağı yere nasıl gideceğini düşünerek projelendirmemiz lazım o sistemleri. Bunu sağlarsak ancak Bursa'yı Bursa yaparız. Ki biz sağlayacağız. Evet. Emin olun sağlayacağız. Sözünüzü. Hazırlığımız var. Şimdiden de hazırlığımız var yani. Evet. Peki bazı yurttaşlarda olumsuzluk sizlerle gözlemliyorsunuzdur. Sağdasınız nitekim. Onlarla sürekli iletişim kuruyorsunuz. Buradan olumsuz yurttaşlara neler söylemek istersiniz? Hayır, olumsuz. Tabii ki şimdi toplumun önemli bir kısmı olumludur ama bir kısmı da olumsuzdur. Evet. Gayet normal. Farklı düşünceye sahip olabilir. Ya bir partiye inanmıştır. Tamam mı? Yani ne olursa olsun benim partim kötü de yapsa iyidir. İyi de yapsa iyidir düşüncesindedir. Onun için karşı tarafı sürekli olumsuz kılar. Olumsuz davranış gösterir. Buna saygı duymak lazım. Olabilir yani. Ama toplumumuzun zaten ben size söyleyeyim mi? Yine bilimsel olarak bu, Türkiye'de yapılan çok eski bir araştırmadır bu. Toplumumuzun %10'u gerçekten hem mutsuz hem çok mutsuz. Aynı zamanda da ne yaparsanız yapın şeyli bir protesttir yani. Onun için öyle kabul edeceğiz yani. Onları da öyle kabul edeceğiz. Saygı duyacağız. Ama önerileri varsa önerilerini alacağız tabii ki. Vardır da. O insanların tabii ya o insanların çok farklı, çok ilginç önerileri de olabiliyor. Onlara da hem saygı duymak lazım, aynı zamanda önerilerini de dikkate almak lazım onları. Evet. Olumsuz insanları. Ki ben özellikle hani çevremde çalışma arkadaşlarımın içerisinde böyle hani olumsuz insanın olmasını isterim yani. Niye? Çünkü benim bakmadığım taraftan bakabiliyor bazıları. Bana farklı bir görüş açısı veriyor. Farklı bir perspektif. Tabii yani o zaman da ya ben bunu düşünemedim diyebiliyorsun yani. Onun için yani onların da yani olumsuzluk da olsa iyi yönleri, katkı verecek yönleri çoktur onların. Evet. Yavaş yavaş vaktimizin sonuna geliyoruz değerli izleyenler. Son olarak buradan izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Şöyle buradan tüm izleyenlerimize öncelikle ben sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Ve yarınlara umutla baksınlar. Gerçekten umudumuzu yitirmeyelim. Umut bizi yaşamsal olarak birbirimize de sarılmamızı sağlar. Ve bizi geleceğe güvenle taşıyacak en önemli olgudur umut. Onun için öncelikle bizi izleyenlerden umutlu olmalarını, umutlarını yitirmemelerini diliyorum. Ve umut var, birikim var. Ve geleceğe de güven var bizde. Onun için sizin umudunuz bizim için son derece önemli. İlave olarak da her şey çözülür. İnanın her şey çözülür. Ve çözülmeyecek hiçbir iş yoktur.
yapılmayacak hiçbir hizmet yoktur. Ancak bunları kullanırken, bunları değerlendirirken herkesin kendisinin olduğunu kabul ederek sahiplenmesini istiyoruz. Yani bir her olaya sahiplenen bir toplum bekliyoruz. Ve bunu yaparsak hep beraber Bursa'ya sahipleniriz. Bursa'ya sahiplenirsek Bursa'yı güçlendiririz. Bursa'yı güçlendirirsek bizim çocuklarımız, gençlerimiz hem iş olanakları, yeni iş olanaklarına kavuşurlar hem de bu kentte mutlu ve huzurlu yaşarlar. Onun için Bursa'ya sahiplenmemiz lazım. Ve bu sahipliği de, bu sahiplenme duygusunu da yine bizlerin oluşturacağını çok açık ve net ortaya koymak istiyorum. Bunun sözünü söylemek veriyorsunuz. Evet. Evet, çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Yoğun vaktinizden bize de zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyorum size. Evet. Değerli izleyenler, Açık Konuşalım sona erdi. Tekrar saat 11'i gösterdiğinde diğer günlerde hafta içi her gün karşınızda olmaya devam edeceğiz biz. Şimdilik hoşça kalın diyoruz. Kendinize iyi bakın.